bak evlat. Biliyorum bana gülül koydun ama. Adil baba. Sen bana babalık ettin. Ben sana gönül falan koymam. Ama artık konuşacak hiçbir şey yok. Var evlat var. Konuşacak bir şey var. Ucu o adama dokunan hiç kimseyle ilgili benim konuşacak hiçbir şeyim yok. Yiğit. O kızcağızın günahı bu mu ya? Ucu o adama dokunuyor diye bu kıza el uzatmayacak mısın? Bu sana yakışacak mı? İşin rahat edecek mi he? Piyangodan çıkmayla kardeş olunmaz Adil baba. Adı Yağmur. İstanbul'da bir başına yaşıyor. Gittim. Babasıyla buluşturmaya çalıştım. Ama nafile. Çetinceviz. Ama ne çetinceviz. Anamdan emdiğim sütü burnumdan getirdi abisi kılıklı. Bak Yiğit. Sen bir baba kurbanısın. O da bir baba kurbanı. Dön arkanı git. Ama o kıza dönme. Ne de olsa kardeştir. Tanımasan da, bilmesen de kardeşindir senin ya. Barlarda çalışıyor. O ufacık yanıyla, o izbe yerlerde çalışıyor. Taksim'de, gençlerin gittiği bir barda. Sana gönül koymadığıma beni pişman etme Adil baba. Bak Yiğit, uzatmayacağım. Çünkü ben senin yüreğini de vicdanını da çok iyi biliyorum. Sen yine yiğitlik yapacaksın ve o kardeşine sahip çıkacaksın. Çünkü sen bir günahsız, o bir günahsız. Bunu sakın unutma.